soba işi en çok cesire yaradı arkadaşlar. Bu şekilde şömine olarak da kullanılabiliyor. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Videoyu geçmeden önce sizlere YouTube'da bir abi var, ondan bahsetmek istiyorum. Sokaktan sahiplendiği köpeklerle birlikte doğada yaşamını sürdürmeye çalışıyor. YouTube'da zannedersem 250-300 tane abonesi var. Ama ben bundan bahsetmek istedim ki belki biraz abone gelir, 1000 aboneyi falan geçebilirse iyi olur. Çünkü sokaktan sahiplendiği köpeklere yoldaşlık yapıyor, yardım ediyor yani. Elinden geldiğince sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyor. Bu hayvanlarla yani doğada yaşamını sürdürüyor. Eğer siz de yani merak ediyorsanız kanalına bakabilirsiniz. Gürkan Bıçak. Açıklamaya da zaten linkini bırakacağım. Bundan bahsetmek istedim. Çünkü gerçekten sokak hayvanlarına yardım eden insanlara ben de destek olurum elimden geldiğince. Abimiz sağ olsun yani. Hak ediyor yani. En azından 1000 aboneye geçmesi gerekiyor. Ondan sonra zaten sonrası gelir eğer düzenli olarak video paylaşırsa. Tekrardan söyleyeyim. Gürkan Bıçak. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Oradan kanalına abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten hayvanlara yardım ediyor yani. Hayvanlara yardım eden insan da zaten insana da yardım eder. Her şeye yani doğaya da saygısı olur. Her şeye şey yapar yani. Bu şekilde. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Bundan bahsetmek istedim sizlere. Bugünkü videomuzda ne olacak? İzleyelim ve görelim. Artık arkadaşlar kısa videolar çekmeye karar verdim. Kısa yani kısa dediysem de o kadar da kısa değil. 10-12 dakika arası. Çünkü internet sıkıntımız var. Elektrik sıkıntımız da vardı da çözdüm şu anda. Güneş çıktı. Biraz bile güneş olsa arada sırada bir de şeyi de güneş panelinin üzerinde silmem gerekiyor kirlendiği zaman. Hadi videoya geçelim. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Normal günlük yaşantımızı çekiyoruz zaten. Odun istiyorum. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani neler yapıyorum, neler şey yapıyorum. Şöyle şu şekilde şu kalınlıkta odunları ben bölüyorum. Yani şu kalınlık idealdir. En azından attığım zaman beni bir yarım saat, bir saat odun atmamamı sağlar diye düşünüyorum. Normalde daha inceler de var. Daha inceleri de tutuşturmak için kullanacağım. Şimdi başlayalım aşamalarımıza. Şimdi merak edenler olmuş balık olayını ne yaptım diye. Balık olayı arkadaşlar popülasyon güzel. Balık var bolca. Ama hep ufak ufak. Bu da istilacı balık türüymüş. İstilacı balık türü olduğundan dolayı da çok kılçıklı. O yüzden tutup da yani pişirmesi vesaire çok zahmetli hiç yapmıyor. Tat vermiyor yani et olmadığından. Kefal tutmuştum geçen de bir tane. Kefal güzeldi gayet. Yani yemesi de şey de lezzetliydi, eti de lezzetliydi. Ondan tutabiliriz ama kefallerde boyutları ufak buradaki. Şimdi bir araştırma yaptım. Gezdim dolaştım. Kefal dev boyutlarda yani şöyle bir 2-3 kiloluklar, 5 kiloluklar sazlıkların arasında geziniyor. Ama sazlıkların arasında benim dipolta satma imkanım yok. Bakalım bir şeyler düşünüyorum. Şamandıralı oltayla eğer oraya atabilirsem muhtemelen solucanla kefal yakalarım. Ama
Şöyle bir durum da var. Sazlıklara takılmaması lazım. Sazlıklara takarsak da sıkıntı olur. Oltamız var. Oltamız değil. Takımımız var. Sıkıntı yok. Yani kopsa da şey yapsa da. Ama sazlıklara takmamamız lazım yani. Attığımız zaman. Sazlıkların arasında çünkü şeyler. Kefaller. Şimdi siz arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu sazlıklara takmamak için ne yapabiliriz? Ne edebiliriz yani? Çünkü balık yakalamak istiyorum. Şöyle büyük bir balık getirip de şöyle ateşimizde pişirelim onu, yiyelim Cesur'la birlikte. Efsane olmaz mı ya? Şöyle kapak fotoğrafı yapalım tutarken falan elimizde. İstiyorum ama hayırlısı inşallah olur. Olmaz diye bir şey yok ama gayret etmek lazım. Bir de yöntemini bilmek lazım. Şimdi arkadaşlar ben şu odunlara geçeyim. Şey yapalım. Bir hızlandırma yapalım. Bunu normalde söylememem gerekiyor hızlandırma yapalım diye ama neyse söyledik bir kere. Haydi bakalım. Cesur Reis de geldi. Cesur Reis gel bakalım ya biraz kameraya gözük gel. Gel oğlum benim. Allah benim oğluma ya. Nasılmış benim oğlum. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde odunlarımızı istifliyoruz. Odunlarımızı koyacağımız yeri göstereyim sizlere şimdi. Arkadaşlar odunlarımızı şu çekmeceli dolabın tam alt kısmına koyacağım. Orada güzel olur yani. Islak odun toplarsak da yer sobanın arka kısmına koyarım kuruması için. Yani o da yağmurlu zamanlarda falan güzel olur. Arkadaşlar bu arada bazı arkadaşlar demişler şeyde yorumlarda sobanın içinde kova olması lazım diye. Bu sobanın modeli arkadaşlar kovasız model. Yani öyleymiş. Burada mesela buradan yakabiliyoruz sobayı üst kapağını açmadan hiç. Buradan yakıp direktmen şey işimizi görebiliyoruz. Normalde sistem o şekilde. Altta da böyle bir şey var. Buradan mesela kül var şu an içinde. Külünü temizleyebiliyoruz. Yani kovayla hiçbir işimiz yok. Kovalı zaten daha zor olurdu. Kovayı buradan çıkartacaksın her taraf batacak falan filan. Bu şekilde daha güzel. Buradan çekiyorum direkt ben temizliğimi yapabiliyorum. Bunu da söylemek istedim ki kafalar karışmasın. Bu şekilde. Zaten akşama sobayı yakarım. Görürsünüz sizler de. Sobamız güzel ya. Soba işi en çok Cesur'a yaradı arkadaşlar. Sobanın başında sobanın sıcaklığıyla uyuyor. Ulan var ya az değilsin Cesur efendi. Şekilde şömine olarak da kullanılabiliyor. YouTube'da beni takip eden tüm güzel insanlara selam olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Video hakkında yorumlarınızı, beğenilerinizi, beğenmediyseniz de dislike'larınızı fark etmez. Yani bekliyorum. Kendinize iyi bakın.
Yarınki videoda görüşürüz. Yarın bakarız duruma göre inşallah. Güneş olursa gene şu anki gibi. Yarın da güzel bir video sizlerle paylaşırım. Yorumlarınızı eksik etmeyin. İçerik fikirleri hakkında yorumlarınız varsa bunlar hakkında yorum yapabilirsiniz. Bunlar benim için çok değerli şeyler. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.